Ne diyeceğim şimdi ben herkese? Benim için fark etmez. Tabii senin için kolay. Ya ne demezsin? Ya o şifayı kaptın galiba. Donuyorum. Kızım sen üşümüyor Yo. musun? Yok. Hayret. Meditasyonu dene. Daha çıldırmadım. Hey Allah'ım yarabbim. Ya Allah aşkına kim açık bıraktı bu balkon kapısını ya? Cevap yok. Cinlerdir herhalde. Bakkala gidiyorum, bir şey istiyor musun? Aman sigara, deftere yazdır. Tamam. Kızlar, bakkaldan bir şey istiyor musunuz? Hayır. Bir kola alsana. Nakit mi ödeyeceksiniz acaba? Yo, kredi kartıyla. Yürü! Sen bir şey istiyor musun? Sağ ol. Sen? Hayır. O bakkalda satılmıyor. Ne iniyor biri, 5 dakika oturamaz mı bunlar? Babanızın müstesnası mı var? Kolay gelsin müstesna. Basma oraya ya, yeni siliyorum, görmüyor musun? Nereye basayım, uçayım mı? Uç! Bitmiyor ki pisliğiniz, güya kız olacaksınız. Bakkaldan bir şey istiyor musun? Ama ne bakkalı? Gelsin bakkal silsin buraları. Hadi tamam, benim evimde kalmak istemiyorsun. İstemiyorum değil, kalamıyorum. Laf, kalamıyormuş. Git annenin evinde kal bari. Tabii canım. Annenin kocası olacak o herif istemiyor seni yoksa. Ha? Cevap versene. Baba lütfen, öyle bir şey yok, yine başlamayalım. Annemi tanımıyormuş gibi konuşma. Onun evinde de, senin evinde de rahat edemiyorum ve yurtta kalmak istiyorum. Rahat batıyorsan. Evet, bayılıyorum yurt köşelerine. Hangimizin yanında kalsan okulun bir adı, İstanbul'un göbeği. Sana bakamıyor muyuz, ilgilenemiyor muyuz? Herkes ne diyecek şimdi? Aman baba, amma taktın herkesin ne diyeceğine. Yalan mı? Bir kızlarını barındıramadılar yanlarında diyecekler. Onu ayrılırken düşünseydiniz. Bir dakika, affedersiniz kızım, buralarda bir kız yurdu varmış biliyor musunuz? Şurası, ben de oraya gidiyorum. Şöyle park edip birlikte gideriz. Teşekkür ederim, tamam bulduk.
1982'de ise bu oran %100... Kaçtı be? Hay Allah. %70.5. Öbürü %29.7. Yedim bassın. Ne ders be? Sen ne yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Beni mi bekliyorsun? Hı hı. Ne yapacaksın beni? Sırtımı kaşıtacağım. Kaşısana şuramı biraz. Aman git hadi şuradan. İnsan diye soru sorduk biz de sana. Adam gibi sor. Ne yapılır burada? Görmüyor musun? Ders çalışıyoruz. Sen. Ders. Ders çalışıyorsun. Dünyanın sonu geldi herhalde. Aferin. Çalış çalış. Çalışmadan olur mu anacığım? Ay şu pisliğe bak. Ellerine ne gelse doğru yere. Hah, bunları unutmuşlar. Tabii müstesna temizler nasıl olsa. İktisadi gelişme ilerledikçe yani kişi başına gayri safi milli hasıla yükseldikçe de... Ne oluyordu be yükseldikçe? Ne yükseldikçe? Küçük tansiyon. Aa ben anlamam Esin. Yasemin'e sor. Hayvansal üretim payı yükselecektir. Bazı komşu Balkan ülkelerini ele aldığımızda... Aman! Nitekim bazı komşu Balkan ülkelerini ele aldığımızda durumun bizden iyi olduğu görülmektedir. Pissiniz anacığım siz. Pis. İçinizde var sizin pislik. Müstesna ne yapsın? Aslan yattığı yerden belli olurmuş. İnsan dersini bitirip de giderken bari çöplerini toplar. Böyle yerlere atmaz. Ay müstesna yeter. Zaten kafam almıyor şu dersi. Affedersin. 1980 yılında Bulgaristan'da bitkisel üretimin payı %52.2, hayvansal üretimin payı %47.8'dir. Yüzde kaç demiştin Esin? Senin aklın ermez. Sen işine bak. Hayvansal üretimin payı %47.8'dir. Bana ne ya aman. 52.2 öbürü de. 47.8. Bizim pek aklımız ermez ama kusura bakma. Yine anahtarını almadın yanına değil mi? Beni kaldırmasan olmaz. Müdür hanım, sizinle görüşmek istiyorlar. Buyurun. İyi günler hanımefendi. Biz yurt için gelmiştik. Hoş geldiniz. Buyurun içeri, buyurun. İyi günler. Teşekkür ederiz evladım. Rica ederim. Kızlar müjde, yurda yeni bir kız geldi. Ciddi misin? Babası elleriyle getirdi, tut. Benim kola. Burada. Mehmet amca 8 ortalı harita metot defteri almış senin için. Niye? Ne bileyim, borçların iyice kabarmış mı ne olmuş? Bir şeyler söyledi ama. Sen kendine bak. Senin borç defterlerini koymaya avcılarda depo tutmuş. Ne haber? Borç yiğidin kamçısıdır yavrum. Nerede okuyormuş? Kim? Yeni gelen kız. Vallahi sormadım, öğreniriz. Kızımızın adı neydi? Merve müdür hanım. Maşallah pek de güzelmiş Merve kızımız. Sağ olun. Ya sen ne geliyorsun benim peşimden oturup dersin çalışsana? Kafamı bıraktın, dersin çalışılır senin yanında. Aman canım çalışmak istemiyor demiyor da bana mane buluyor. Sen gelene kadar ne güzel çalışıyordun. Ya. Ay dikkat et düşüyordun. Zaten bir gün kafamı kıracağım ben bu merdivenlerde. Müstesna. Hı. Bitkisel üretim yüzde kaçtı? 33 virgül... Nokta. Nokta 3. 9. Ben deminkini de atmıştım zaten. Her zaman tutturamam ki. Ne oldu? Bitti mi Türkiye iktisadı? Aman! Müstesnanın yanında ders mi çalışılır Allah aşkına? Açtı yine çenesini vır 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 tepemde. Siz pissiniz anacığım. İçinizde var sizin, içinizde. Aa, o deodorant nereden çıktı? Sen kullanmazsın ki. Sana satayım mı? Başka kapıya. Maç yok galiba bugün. Dün vardı ya, bugün antrenman var. Al şunu, antrenmandan sonra lazım olur.
Niye lazım olsun? Bizim kulübün suları şakır şakır akıyor. Ne olur ne olmaz. Sen al. Parasını sonra verirsin. İlle bir şey satacaksın insana. Aa, malımı zorla satmıyorum ben canım. İstemiyorsan almazsın. Parasını ay başında ama. Bir şey dedik mi? Ne zaman paran olursa. Sahibi, ne oldu dünkü maç? 3-0. Vay, bir tek set bile vermediniz garipleri ha? Ne garipleri ya? Bunlar yenildi. Yuh! İnsan bir seti bari alır. Senin çenen çok düştü gene. Yalan mı ama? Tası sana mı düştü? Hem sen bulaşıkları yıkadın mı? Neden yıkayacakmışım? Benim bulaşık nöbetim dündü. Bugün yine geldi. Aa! Ne çabuk. Sorumluluklarını unutma. Unutmam. Öyleyse doğru mutfağa. Tamam. Yahu neden bir aydır bulaşıkları hep ben yıkıyorum? Tesna. Nenenin ne oluyormuş? Müdürün deterjanını kullansana. Neden bizimkini alıyorsun? Ayol aşk olsun birazcık aldık. Dibine dar ekmedik herhalde. Bir avuç deterjanı benden esirgiyorsan. Müs, yurda yeni bir kız geldi biliyor musun? Tabii gelmiştir. Vallahi bak. Dur şimdi. Onun daha önemli işleri var. Deterjan hırsızlığını deniyor. Onu daha önce de denemişti. Her alttan haberim var diye atar tutar ama yeni gelenden haberi yok. Aman gidin de babanızla dalga geçin hadi. Benim işim gücüm var. Kendimi övmek için söylemiyorum ama inanın İstanbul'da bundan daha güvenilir, daha emin bir yurt bulamazsınız. Öyle önüne geleni kabul etmem. Aileleri önemli. Kimdir? Neyin nesidir? Kız okula gidiyorum diyor ama nereye gidiyor? Değil mi efendim? Bu zamanda kolay iş değil. Tabii haklısınız. Çok disiplinliyimdir. Kurallarım kesindir. Bu kurallara uyan kalır, uymayan gider. Bu kadar. Siz de takdir edersiniz ki başka türlü olmaz. Elbette müdür hanım. Çok haklısınız. Merve kızımız nerede okuyordu? Marmara Üniversitesi Sinema TV. Pek anlayamadım efendim. Artist mi olacak? Hayır efendim. İnşallah rejisör olacak. Şimdiki gençler bir alem. Bizim zamanımızda böyle okullar yoktu. Tıbbiye, hukuk, mühendislik, mülkiye bunları bilirdik. Öyle. Nereden gelmiştiniz? Kandilli'den. Girin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk kızım. Ne var müstesna? Misafirlerin geldiğini duydum da bir kahve içerler mi diye sorayım dedim. Temizlik bitti mi? Bitti. Denilebilir de denmeyebilirdi. Doğru dürüst cevap ver. Bitti mi bitmedi mi? Çok az kaldı. Müstesna kızım sayılır. 10 yaşındaydı yanıma geldiğinde. Git o kalanı da bitir hadi. Ne diyorduk? Kandilli diyorduk. Ah! Kandilli'den mi geldiniz? Evet. Anne, Kandilli'yi hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlamaz mıyım canım? Biz de bir zamanlar oralardaydık. Rahmetli eşim Aşkale'de hükümet tabibiydi. Ben de Atatürk İlkokulu'nda öğretmendim. Annem emekli öğretmendir. Otobüsle mi geldiniz? Arabamızla geldik müdür hanım. Kaç saattir yollardasınızdır. Yolculuğunuz nasıl geçti? Trafik biraz sıkışıktı. Eskiden bir tek tren vardı, şimdi... Şimdi ne istersen. Eskisi gibi mi? Vapur da olması lazım ama. Vapur başka. Sen arabalıyı diyorsun. Adın neydi? Merve. Merve. Tamam Merveciğim. Arabalı vapurları diyorsun. Ona da biniyorduk tabii. Karşıya nasıl geçeceksin yoksa? Müstesna, ne dedim ben sana? Ay tamam anne. Ben ufacıktım da. Bir kar yağardı. Babam evin önünü zor açardı. Müstesna. Ay bir soğuk olur, bir soğuk olur.
Hala soğuk mu öyle? Aklıma geldikçe üşürüm. Kar bir yağar, tamam. Ben o zamanlar çok ufacıktım, değil mi anne? Şimdi kim bilir ne kadar değişmiştir oralar, değil mi? Ne zamandır gitmiyorsunuz Kandilli'ye? Oho, sayamam ki. Kim bilir kaç sene oldu, değil mi anne? Tamam müstesna, tamam yeter. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini anarım. Ay yeter, bağırma, kulaklarımın zarını patlatacaksın. Bu ne böyle Bedri? Öğle yemeğim falan deme sakın. Evet, öğle yemeğim. Sen o kadarcık şeyle mi duracaksın akşama kadar? Manken olmak kolay değil. Ben hayatta duramam. Alışırsın. Yeni gelen kız yukarı çıkmadı mı? Sorgulama bitmemiştir. Mesela sana da çıkmadı. Çıkar mı? Meraklı taze. Okullar açılalı epey oldu. Nerede kalıyordun şimdiye kadar? Annemin yanında. Nasıl yani? Müstesna, müsaade eder misin? Hı. Nasıl yani? Hafta arası annesinin yanında, hafta sonu benim yanımda. Annesi nerede, siz neredesiniz Rahmi Bey? Annesi Bostancı'da, ben Kandilli'de. Ah, hanımefendinin tayini olmadı galiba. Ne tayini? Eşiniz tayinini yaptıramadı herhalde diyorum. Hangi eşim? Sizin kaç eşiniz var efendim? Müstesna. Ben eski eşimle... Annemle babam şeyler... Kızım, babanın sözünü kesme. Annenle baban neler? Müstesna, sus! Tamam, sustum, tamam. Efendim, biz yıllar önce... Ayrıldılar da. Kim ayrıldı? Ben anladım anne. Sahi mi? Vallahi anladım. Annesiyle babası ayrılmış. Ay. Evet. Efendim, eşimle ben yıllar önce ayrıldık ve başkalarıyla evlendik. Dedim ya anne. Peki sen her hafta sonu ta Kandilli'ye nasıl gidebiliyordun? Bayağı, genellikle otobüsle. Ayol 20 saatlik yol, her hafta gidilir mi tangır tangır otobüslerde? Neresi 20 saat? Canım hadi 15 saat olsun. Yo yo, 15 saatten fazla çeker. Ha. Neresi efendim? Kandilli. Allah Allah, yapmayın rica ederim. Ne 15 saati? Bostancı'dan Üsküdar otobüsüne biniyor, oradan da bir dolmuşla Kandilli'ye geliyor. Aile biz yanlış anladık. Bunlar Erzurum Kandilli'ye oturmuyorlar. Şu bizim Boğaz'daki Kandilli'de oturuyorlar. Hay Allah, bir saattir boşuna konuşuyoruz desenize. Ben de bir türlü anlayamadım. 20 saat yol, trenler, aşkare falan. Ay ne bileyim ben? Ben Erzurum Kandilli sanıyorum bir saattir. Aşkare'de otururken birkaç defa gitmiştik. İstanbul'da oturuyoruz efendim. Yani eski eşinizde, siz de İstanbul'da oturuyorsunuz öyle mi? Evet müdür hanım. O zaman boşuna zahmet etmişsiniz. Ben maalesef İstanbul'da oturan ailelerin kızlarını yurda almıyorum. Neden? Sayın doçent doktor Uğur Bey ile buluşmayacak mısın bugün? Uğur yok ki. Ezin, şu eşofmanı atıversene. Nerede? İzmir'de. Mikrobiyoloji kongresi var, oraya gitti. Sen niye gitmedin? Şu ağlıyı da alsana. Sen niye gitmedin? Dizliyi versene. Karısıyla birlikte gitti. Ay nasıl dayanıyorsun Yasemin? Ben olsam kıskançlıktan çatlarım. Dayanıyoruz işte. Biraz zor oluyor ama. Katiyen dayanamam. Söylemesi kolay. Dizliyi vermedin. Babanın nişanı var. Gel de al. Zayıflamak istiyorsan önce boğazını tutacaksın. Tutamam ki. Bir de jimnastik. Doğru söylüyorsun. Jimnastik yapmam lazım. Nasıl hareketler yapmalıyım sence? Bana ne soruyorsun? Koskoca spor akademisi öğrencisi var aramızda, ona sor. Aa, doğru vallahi. Dur gideyim de bana bir iki hareket göstersin. Babanın nişan var, gel al. Gel 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 gel. Al. Yasemin verin şunu. Al Yasemin çabuk. Hop. Verin diyorum. Al gel 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 gel. Al Yasemin. Tut. Yasemin çabuk. Çabuk. Ön, sen bana jimnastik öğretir misin? Öğretirsin değil mi? Ne olur. Jimnastik mi? Git başından, zaten canım burnumda. Ben çıldırıyorum.
Ben yurduma İstanbul'da oturan kızları almıyorum. Bu bir prensip meselesi. Ama anne... Sen karışma. Ama ne? Bana da hak veriniz. Bin bir zorlukla üniversite kazanıp İstanbul'a gelip kalacak yer bulamayan kızlar varken... ...benim annesi de babası da İstanbul'da oturan bir genç kızı yurda almam doğru olmaz. Gülseren. Efendim. Sen hiç Yasemin'e iğne yaptırdın mı? Deli misin? Hiç iğne olmam ben. Niye? Çok korkarım. İğne olacağım, ölürüm daha iyi. Ya sen? Çok severim. İnanmam. Canım sıkıldıkça iğne olurum. Hadi canım sen de. Vallahi giderim Yasemin'e, cırt tamam. Çok korkuyorum. Yaptırmasam mı acaba? Doktor yaptır dediyse yaptır. He, kolaydı. Kızım, ne yapalım? Hayır diyor müdüre. Herkesin evi barkı yatağı odası belli. Ne annemin yanında huzur var ne babamın. Herkesin gözüne batıyorum. Merve. Yalan mı? Vah yav. O senin kuruntun. Kimsenin gözüne battığın falan yok. Sen nereden bileceksin baba? Sabah erkenden işine gidiyorsun. Kes artık. Yeter. İçim parçalandı. Annemin yanında da sandık odası layık bana. Karanlık, küçücük. Duy anne. Bu kızcağız zor durumda değil mi şimdi? Rezil ettin beni. Ama kızınız haklı beyefendi. Müstesna, kapat çeneni. İnanın çok zor durumdayım. Yazık, yok, kıyamam ben buna. Bu kadar kalpsiz olduğunu hiç bilmiyordum anne. Kalpsiz anne. Kızcağızın gözleri aktı ağlıyor ağlıyor. Ay. Allah her çocuğu analı babalı büyütsün. Bizim hatamızın cezasını kızımız çekiyor işte. Tabii ya. Ana babası sağken öksüz yetim kalmak bu işte. Sana sus dedim değil mi? Ne biçim konuşuyorsun sen? Tamam anne sustum. Hı. Gerisi senin vicdanına kalmış artık. Sen bilirsin. Çocuksunuz ikiniz de çocuk. Bugün de geç kaldım sizin yüzünüzden. Gerizekalı. Hey Maggie. Biraz yardım etsene bana. Hey Maggie. Biraz yardım etsene bana. Müstesna. Ne var? Ne var değil. Efendim. Efendim. Boş yer var mıydı yukarıda? Ay var tabii. Üçüncü odada. Pencere kenarı boş. Süheyla eve çıktı da boşalttı ya. Sahi Süheyla ev tuttuydu değil mi? Ah Merve çok güzel bir odadır. Sıcak, ferah, arka bahçeye bakıyor. Çok rahat edersin. Ben tamam dedim mi? Demedin mi? Niye soruyorsun o zaman boş yer var mı diye? Aa. Öf, tamam tamam peki. Prensiplerimi bir kerelik bozuyorum. Aslında ben prensiplerime çok bağlıyımdır. Ama ne yapayım? İçime dokundu. Ay. Annemin öyle sert göründüğüne bakmayın siz. Aslında çok yufka yüreklidir. Vallahi bak bir şey iste. Yardıma ihtiyacın olsun hiç yüzü tutmaz. Herkes onu böyle aksi biri sanıyor. Vallahi hiç değildir. Değil mi canım alıcım? Müstesna. Git temizliğini bitir. Hı. İnat inat. Neyse Rahmi Bey. Merve'yi yurda alıyorum. Şimdi... Bu yurdun bir takım kuralları vardır. Sigara ve içki içmek, kumar oynamak, elektrikli araç kullanmak, kumar oynamak ve oynatmak, aileden mazeret kağıdı getirmeden yurda gelmemek, saat 8:30'dan sonra yurda girmek, civarda erkeklerle görünmek kesinlikle. Gel.
Buraya otur. Aa, olur mu anne? Orası senin yerin. Rahatsız olma. Nerede kalmıştık? Civarda erkeklerle görünmek kesinlikle... Kızım susar mısın biraz? Saat 8:30'dan sonra yurda girmek, civarda erkeklerle görünmek kesinlikle yasaktır. Bu kurallara uymayan kızların yurtta kalması kesinlikle mümkün değildir. Değil mi anneciğim? Özledim kız Tamer'i. Ne zamandır görmüyorum. Ne yapıyor? Aman bir uyuz avukatın yanında staj mı yapıyor, ayak işlerine mi bakıyor belli değil. Aa çıksın ne duruyor? Aa çıksın ne duruyor? Kolaydı öyle. İstanbul'un bütün avukatları kucaklarını açmış. Tamer bana gel, Tamer bana gel diye yalvarıyorlar değil mi? Bulsa çıkar herhalde. Aman be, sana da laf söylenmiyor. Toz kondurmazsın Tamer'ine. Kondurmam tabii, sen konduruyor musun? Semih'le Tamer bir mi? Ne farkları var? Fark çok şekerim. Bir kere Semih'in boyu busu var. Yakışıklılığı var. Of ne demezsin, Mel Gibson'ı sakla Semih'i çıkar. Mel Gibson kim be ya Semih'in yanında? 3 senedir bu kaçıncı Allah aşkına Pınar? Ne kaçıncı? Bu kaçıncı çıktığın çocuk? Ne de çocuklar ya, hepsi rahmetli dedem yaşında. Ben Semih'e gerçekten aşığım. Semih sonuncu, kesinlikle. Kıvırtmayı bırak şimdi, bu kaçıncı dedim. Doğan, Tayfun, Cenk, Semih 4. Güldürme beni be. Hakan, İsmail ve Mesut ne oldu? Onlar geçici üyelerdi. Senin bu geçici üyelerinden danışma meclisi çıkar vallahi, hem de 450 kişilik. Uydurma, uydurma. Hey Magi, biraz yardım etsene bana. Magi, peki şekerim. Berta, yani ben. Ha şöyle. Magi, Berta 10 şilin vardı ya. Berta, yani ben. Ne olmuş? Yok mu 10 şilinin? Demek 10 şilinin yok. Olmadı başta. Demek 10 şilinin yok. Çıkıyor musun buradan? Yok. Ben. Öyleyse acelesi yok. Ne diyor bu ya? 10 şilinim yok diyor. Magi, neyi kıstın be Berta? Berta, iyiyim iyiyim ama kız değilim ne yazık ki. Aman Allah'ım Cihan. Ne zaman oldu bu iş? Hiç de söylemiyorsun. Susun, rolümü çalışıyorum. Berta. Ben mi? Bak sen, bir yumrukta toz ederim seni ben. Önce kollarını çıtır çıtır, sonra çıtır çıtır bacaklarını, sonra lop diye gözlerini, arkadan hapur hapur burnunu, kulaklarını, boynunu gövdeye indiriveririm senin. Hadi bir çay demleyin de içelim. Aa! 40 yılda bir odanıza geldik, bir çay bile demlemiyorsunuz. Bize mi diyorsun? Kim var burada? Biz Magi'ye diyorsun sandık da. Aman! Ne diyorsun öyle be ya? Yok kızım, yok değilim. Kaşını yerim, gözünü yerim filan. Rol çalışıyoruz dedik ya. Yam yam tiyatrosu herhalde. Dalga geçmeyin, çok güzel bir oyun. Arnold Wesker yazmış. Asker miymiş? Ha ha ha, çok komik. Komik tabii. Oyunun adı ne? Mutfak. Ne var, niye gülüyorsunuz? O asker mi, vesker mi neyse, bu oyunu senin için mi yazdı? Anne, sen pek mutfaktan çıkmazsın da, nasıl da bilmiş? Aklınızca benimle dalga geçiyorsunuz şimdi değil mi? Senin rolün ne? Ben Berta'yı oynuyorum. Nasıl biri? İri yapılı, kabaca, arkadaş canlısı, dar kafalı. Tamam işte, bu sensin. Aa! Afiyet olsun kızlar. Tut. Sağ ol. Otursana be kızım, ne dikiliyorsun ayakta? Ben oturmayayım. Ne haber Ayşen, ne var ne yok? İyilik ne olsun. Ben şey rica edecektim. Ne oldu? Bana yine yapar mısın diyecektim. Sen beni hemşireyle karıştırdın galiba. Ben doktorum, hemşire değil. Dur bakalım, daha olmadın, son sınıftasın. Biz son sınıfta doktor sayıyoruz hanımefendi. Hey nereye? Nöbetçi eczaneye. Hay Allah'ım. Amma sağsın be Ayşen. Şakadan da hiç anlamaz. Ayşen şaka kaldıramaz. Kızmıyorsun değil mi? Şaka yapıyoruz sana. Hep de benimle şakalaşıyorsunuz ama. Ay aşk olsun, amma da alıngansın be. Boş ver kızım bu alınganlıkları. Bak hepimiz burada şaka da yapıyoruz, kavga da ediyoruz. Öyle değil mi Yasin?
Tabii ya. Sen bu yurtta kavgasız gün gördün mü? Hayır. Neşesiz gün gördün mü? Yine hayır. İşte bu kadar. Ver bakayım şu ilaçlarını. Elim biraz ağırdır ama. Ağır mı? Şaka şaka. Müstesna kızım. Rahat mısın orada? Rahatım sağ ol. Oh 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 maşallah. Bana kayıt defterini ver. Şimdilik istemez ama haftaya gelirken 2 adet nüfus cüzdan sureti, 1 adet ikametgah ilmu haberi, 6 adet vesikalık fotoğraf ve öğrenci olduğuna dair okuldan bir kağıt getir. Emin Merveciğim. Peki getiririm. Sağlık raporu da alıyor muyduk anne? Sen benden daha iyi biliyorsun ya kızım. Onu da söyleyiver artık. Estağfurullah anne, öyle şey olur mu? Sağlık raporu istemez. Gerçek değil ki zaten. Değil mi? Gidiyorsun bir hastaneye, böyle böyle kayıt yaptıracağım, sağlık raporu lazım diyorsun. Suratına bakıyor, basıyor imzayı. Nereden biliyorsun kardeşim? Muayene ettin mi? Bende belki bir hastalık var. Değil mi ama? Değil mi? Ama her hastane böyle değil tabii. Siz de bir dilekçe yazın. Kızımın yurda kabul edilmesi için gerekli işlemin yapılmasını bilgilerinize arz ederim falan diye. Bir de hafta sonlarında eve çıkmasını istiyorsanız o zaman da ayrıca... Müstesna kızım, o senin işin değil. Sen yukarıya çık, bak bakalım kızlardan gelmeyen var mı? Aa, daha akşam olmadı ya anne. 8:30'a kadar serbestler. Sen yine de git bir bak bakalım, bir ihtiyaçları var mı? Bence kovdun yani beni. Öyle mi? Ama ben kapıdan çıkar, bacadan girerim. Gör bak nasıl oluyor. Adını soyadın? Merve Nebioğlu. Doğum tarihiniz? 14 Nisan 1970. Babanızın adı? Rahmi. Girin. Buyurun. Ah, niye zahmet ettiniz? Aa, estağfurullah. Kendine de mi yaptın? Yo, bu şeyin dibi. Cezvenin dibinde kalan. Hayır, sana dokunuyor da. Yo, bana köpüğü dokunuyor. Ben dibini seviyorum. Dibini seviyorum. Bitti mi kayıt işlemi? Neyse, kızı götürdüler Edirne Devlet Hastanesi'ne. Tamam dedik, hastaneye yattı ya iyileşir. Anacığım, ne iyileşmesi? Ziyaretine bir gittik. Bacak olmuş bir kütük. Bu iğneden yapmışlar işte. Yapan da doktormuş, iyi mi? Atıyorsun Esin, olur mu öyle şey? İşte doktor karşında, ona sor. Olur mu olmaz mı? Yasemin olmaz mı? İlaç bayatsa olabilir. Bu şiş inecek herhalde diyoruz biz. Ne bilelim, saflık işte. İnmemiş mi? Patlama anlatıyoruz. Haftaya yeniden gittik. Bir de ne görelim? Kesmişler. Neyi kesmişler? Ne olacak? Bacağını. Hiç vallahi, testereyle götürmüşler koca bacağı. Ay, içim bir fena oldu, bir fena oldu. Böyle meşe kütüğü gibi olmuş kesilen yer. Allah göstermesin. Aa, ne diyor bu be? Korkma korkma, bir şey olmaz. Bu ilacın son kullanma tarihi geçmemiş daha. Niye öyle diyorsun Yasemin? Ya eski ilacı yeni kutuya koymuşlarsa? Eskiden oluyordu öyle şeyler Esin. Zannetmem. Saçmalama Yasemin. Zannetmem demekle olur mu? Ya bayat ilaçsa? Artık şans vallahi. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Tabii dalga geçiyoruz salak. Aa, niye kandırıyorsun Yasemin kızı? Ayıp vallahi. Dalga geçtiğimiz falan yok Ayşen. Ben bildiği anlatıyorum. Teşekkür ederim, elinize sağlık. Ha, afiyet olsun. Hadi bakalım, fincanları götür de gel Merve'ye odasını göster. Tamam, hemen, şimdi. Yukarı beraber çıkarız Merveciğim, yatağını falan gösteririm sana. Haftaya gelirken de tabak çanak getiririz. Hadi müstesna, hadi kızım. Hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederim müdür hanım.
İnanın bana çok büyük iyilik yaptınız. Babanın ve benim yüzümü kara çıkarma. Güzel güzel okuluna git gel. İnşallah büyük bir rejisör olursun. Biz de filmlerini seyrederiz. Allah'a ısmarladık kızım. Güle güle. Ay böyle acıklı sahnelere hiç dayanamam. Ay keşke gelmeseydim. Hafta sonu bekliyorum kızım, tamam mı? Tamam baba. Hadi utandırma beni. Ayşe'nin yine oluyor herhalde. Görmesem olmaz. Ne yaptın? Allah'ın cezası. Bir şey olmaz ya, çay soğuktu. Deli, şu yaptığına bak. Hasatlı. Sen de gülmesene be. Dur deli. Ne oluyor? Kıpırdama, tamam. Bir bu kağıt var ama bakalım ne? Göreceğiz. Ne oluyor anneciğim burada? Eksinme Yasemin, Ayşe'ni ediyorlar. Biraz ah canım, ne kadar da acıyordur. Anneciğim, sen daha kurtar beni ne olur. Amma da beceriksiz misin be Yasemin? Ay, sus be, zaten zor yapıyorum. Tamam Ayşem, bitiyor, bitti. Sık dişini, tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Tamam. Merhaba. Oh. Merhaba. Merhaba. Yalancılar, aşk olsun. Tamam. Ayıp değil mi size? Utanmıyor musunuz? Koskoca insanlarsınız. Çocuk gibi kandırıyorsunuz kızcağızı. O da hemen inanıyor be ya. Sen sus bir kere. Konuşma. Aa, niye susacakmışım? Senden hala yalancı var mı? Ağlama Ayşe'ciğim. Ağlama güzelim. Ağlama. Bak şaka yapmışlar. Eşek şakası ama şaka işte. Biri koskoca doktor, biri de işletmeci. İşletmeciyiz ya, işte ondan. Geçmiş olsun yavrum bak. Bu yeni arkadaşınız Merve. Üçüncü odada kalacak. Bu Yasemin, doktordur. Daha olmadı, son sınıfta. Bu da laf düzeltici. Karışması olmaz. Merhaba. Şey, bu iğneyi olan da zavallı Ayşen. Neydi senin okulun adı? Coğrafya. İşte ondan. Memnun oldum. Ben de. Bu geveze de Esin, işletmede okuyor. Memnun oldum. Ben Pınar. Şeyde okuyorum. Eczacılıkta. Bu böyledir işte. Okuduğu okulun adını unutur. En son ne zaman gittin okula Pınar, hatırlıyor musun? Bunamadık herhalde. 10 gün önce gitmiştik. Bu Bedriye. Sen nerede okuyordun? Matematikte. Aslında bu hanımefendi mankendir. Ciddi mi? Manken. İşte orta sınıf bir mankeniz. Senin mankenlik ismin neydi? Betül Muğla mıydı? Saçmalama, Betül Aydın. Bu Gülserencik de mimarlıkta öğrenci. Memnun oldum. Gördüğünüz gibi selamlayarak memnun olduğunu belirtti arkadaşınız. Merve de öğrenci. Hadi canım, ciddi misin? Şaka yapıyorsun Müz. Şımarma hemen. Aslında artist olmayacak da şey olacak. Neydi? Sinema, televizyon. Yönetmenlik eğitimi görüyorum. Yok, annem başka bir şey dediydi. Ya, neydi o? Rejisör, yönetmen demek. Rejisör ha? Rejisör daha güzel. O da ne öyle, yönetmen. Merve rejisör olacak. Cihan konservatuvarda okuyor, tiyatro bölümünde. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Bilge. Hukukta okuyorum. Hukuku hiç sevmem. Ben sana kalacağı odayı göstermiyorum. Amma sinir kız be. Çekilmez. İstanbul olacak. Nereden çıktı bu be? Merak etmeyin, hallederiz. Senin yatağın burası. Beğendin inşallah. Nesi var? Çok güzel. Beğendim. Allah'a şükür.
Tabii böyle yatılmaz. Sana çarşaf, battaniye lazım. Yürü depoya gidiyoruz. Neyiniz var sizin? Burası dağ başı mı? Onun kılına dokundurtmam.